Efendim Profesör Doktor Acar Baltaş yine her gün olduğu gibi bu süreçte gene konuğumuz olacak. Şimdi geçen hafta boyunca aslında evvelki hafta başlamıştık ama geçen haftanın ağırlıklı kısmında evden çalışmak, evden çalışmanın nasıl düzenleneceği, üzerimize çöken ağırlığın nasıl ortadan kaldırılacağına dair hocamız bize hakikaten çok önemli ipuçları vermişti, çok önemli tavsiyelerde bulunmuştu. Bugün gene evden çalışmayı konuşacağız ama evden yönetmeyi konuşacağız. Bugün çalışanlar değil biraz yöneticiler, müdürler, patronlar açısından bakacağız. Hocam hoş geldiniz yayınımıza, çok teşekkür ediyoruz, eksik olmayınız. Hoş bulduk. Evden çalışmayla ilgili daha çok önerilerimiz olacak. Önümüzdeki günlerde onu konuşuruz ama araya bir evden yönetme kısmını da konuşmak gerektiğini düşündük sizinle birlikte. Bugün onu konuşalım istiyoruz. Sizin de tabii ki aynı zamanda bir yönetici olarak şahsi tecrübeleriniz de var. Bir akademisyen olarak akademik ve deneyiminizden kaynaklanan aynı zamanda deneyimleriniz söz konusu. Sizi dinliyoruz şimdi. Evden nasıl yönetir yöneticiler çalışanları? Kendi tecrübemizden yola çıkarsam eğer ben, biz 17'sinden beri Mart'ın evden çalışıyoruz. 40 kişilik bir şirketiz. Ve bu süre içinde bir kere yaptığımız şeylerden bir tanesi sabah saat 9'da ve akşam saat 5'te iki tane toplantı yapmak. Bu iki toplantıda sabahleyin önce ne yapacaklarımızı, akşamleyin de bu sabahleyin hedeflerimizden akşama kadar ne kadarını gerçekleştirdiğimizi ve ertesi günle ilgili niyetlerimizi konuşuyoruz, planlarımızı konuşuyoruz. Bir kere bunun görüyorum ki ben şirkette bir arada çalışırken olduğundan çok daha fazla birbirimizden haberdar ve birbirimize duygusal olarak da yakın olduğumuz bir süreçten geçiyoruz. Ne kadar sürer onu bilemiyorum ama şu aşamada durum böyle. İnsanların yani bu süreçten sonra kalıcı olan değişikliklerden bir tanesinin bu olacağı muhakkak. Yani zamandan ve mekandan bağımsız olarak evden çalışmanın hayatın bir parçası olacağını biliyoruz. Dolayısıyla buna geçişte bence iyi bir antrenman bu. Bütün şirketler için, çünkü bunu aklından dahi geçirmeyen şirketler için bu bir seçenek olacak. Ayrıca ne yapılabilir, biz ne yapıyoruz? Bunları açıklamadan önce Forbes dergisinin evden çalışma ile ilgili yönetme ile ilgili düzenlediği bir süreç var. Kısaca onlardan söz etmek istiyorum. Ondan sonra zaman kalırsa bizim uygulamalarımızdan bazılarını da iyi örnekler olarak paylaşmaya değer buluyorum. Diyorlar ki bir kere birincisi bir yönetici beklentileri açık ve net olarak tanımlamalı. Yakınındaymış gibi yönetmeye devam etmeli. Çünkü biz yani aslında uzaktan yönetmekle yakından yönetmek arasında felsefe açısından çok büyük bir fark yok. Nasıl bir insansak öyle yönetiyoruz. Dolayısıyla yakınımızdayken insanlar nasıl onlara önem ve değer verdiğimizi hissettiriyorsak uzaktayken de bu şekilde hissettirmek mümkün. Düzenli görüşmeler yapmak bu açıdan önemli. Görüntülü koçluk oturumları düzenlemek önemli Forbes'in önerilerine göre. Ekibimize güvenmek ve bu güveni göstermek önemli. Gene dediğim gibi yakınımızdayken ne yapıyorsak aynı şekilde uzaktayken de aynı şeyleri yapmaya çalışmak. Çünkü biliyoruz ki şirketlerdeki başarı aslında kolektif gayrete, sinerji yaratmaya bağlı. Kolektif gayretin bir parçası da insanların birbirine karşı beslediği duygular yani güven. Dahil olduklarını hissettirmek önemli Forbes'in önerileri arasında. Yani kararların bir yönergeyle, bir duyuruyla, bir maille bildirilmesi değil, dahil olduklarını hissettirmek. Çalışanlara kurum misyonunu, değerlerini hatırlatacak şekilde davranmak önemli. Bence sabah toplantıları bu açıdan çok değerli bir araç olabilir. Akşam toplantıları daha değerli bir araç olabilir. Çünkü biz akşamları toplantı bittikten sonra yani 15 dakika, 20 dakika, yarım saat. Daha sonra da bunun bir 15-20 dakika, yarım saatini gününe göre sosyalleşmeye, aynen beraber olduğumuz zamanlardaki gibi konuları paylaşmaya ayırıyoruz. Başka faaliyetler de var, onları da söyleyeceğim. Yönetenler açısından önemli olan faktörlerden biri eylemlere değil hedeflere, sonuçlara odaklanmak. Çok kere insanlar yaptıklarının içinde kayboluyorlar ama bunun ne sonuç vereceğini çok fazla düşünmüyorlar. Bu önemli. İletişim stratejisi oluşturmak, haftalık raporlar, düzenli toplantılar, sabahki genel toplantının ötesinde
alt grup toplantılarının organize edilmesi, yöneticinin bunları planlaması ve fasilite etmesi önemli. Yönetici birine bir iş veriyorsa bunu günün ilk saatlerinde vermesi önemli. Yani akşam saatlerine doğru iş vermemek, sabahleyin iş vermek önemli. Kurum ihtiyaçlarıyla kişilerin hayat amaçları arasında köprü kurmak önemli. Ne açıdan önemli bu? Şu sırada çok sayıda ücretsiz webinar var. Mesela insanların kendi ihtiyaçlarına göre bu webinarları katılması için teşvik etmek, onlardan haberdar etmek önemli. Evet. Bir de tabii en önemlisi bağı güçlendirmek, bunun için fırsatlar yaratmak. Bunun için neler yapabiliriz? Bunu bugün konuşabiliriz. İsterseniz zamanımız dolduysa yarına bırakırız. Maalesef hocam zamanımız doldu. Yarına bırakalım. Çünkü bu benim tahmin ettiğimden daha da geniş bir meseleymiş, evden yönetme meselesi. Forbes'ın aktarmış olduğunuz bu önerileri için teşekkür ediyoruz. Onları pratiğe nasıl çeviririz? Biraz da onları konuşuruz yarın. Çok çok teşekkürler Profesör Doktor Acar Baltaş yayınımıza katıldığınız için.